bölümünde. Ve böylece devam ediyor. Merhaba sevgili dostlarım, ben Atilla ve tekrardan Totobor Atilla'ya hoş geldiniz. Battle Online'a devam ediyoruz. Vandallara karşı savaş devam ediyor. Tabii ki biz saldırıya geçmiştik diğer bölümde, şimdi hatırladım. Ordularına bakarsak, bizimkine bakarsak favori olarak biz gözüküyoruz. Daha çok görüyorsunuz burada. %55 diyebiliriz ama tabii ki bu rakama bakarsak her zaman gerçek olmasını anlamana gerekmez. Çünkü ister şurada olsun gene de benim bazen kazanabiliyorum, biliyorsunuz yani. Her oyuncuya bağlı ya. Şuna bakmayın. Neyse. Ordularına bakalım. İyi. İki süvarisi baya bir darbe almış. Güzel. Herhalde şurada süvari olabilir diye düşünüyoruz. O zaman 5 tane süvariyle ilgilenmemiz lazım. Problem yok diye düşünüyorum. Çünkü bize bakarsak 3 tane mızrakçımız var ve 1 tane süvarimiz var. Onları süvarilerine yani halledecek. Diğer tabii ki piyadelerimize bakarsak hep kılıçlı. Sadece full hücum yaparak bunları hemen kesebiliriz diye düşünüyorum ve içeri giriyoruz. İnşallah hayırlısı. Bu vandallarından da kurtulmuş oluruz. Evet arkadaşlar. Bu arada sizlere tekrardan çok teşekkür etmek istiyorum bütün destekleriniz için. Ne kadar çok teşekkür etsem hiç yani yetmez, bunu bileyiniz. Bir tane pike da varmış, o da güzel. Ama şu 3 tane var ya okçu, bunda aynı dediğim gibi bak süvari çıktı. Tam tahminime göre doğru oldu. Bak fakat bunlar skirmish, mızrak atıcılar. Yani bayağı bir kafamı ağrıtacaklar gibisine geliyor. Keşke 1-2 tane okçum olsaydı bunlarla uğraşabilirdim, idare edebilirdim diyeceğim ama maalesef benim yapacağım tek şey şu, benim süvarimi 3 tane okçularına dalmak. Çünkü onlar bayağı bir acıtabilir bizi. Rain yok istemiyorum, yağmur, mamur ya. Aman aman aman, fog hiç sevmem. Dry, yani şöyle açık hava olacak, güzel olacak benim için. Bak kameramız da ta nereye kadar ulaşabiliyoruz, görüyorsunuz değil mi? Neyse şunlar... Şunları nereye bıraksak diye düşünüyorum. Şurada durun lan. Heh. Hidden olarak gözüküyorsunuz. Yok bu değil. Heh. Şu o anlama geliyor yani. Saklı, hidden. Efendime. Süvariler hep kenardan gelmek olduğu için biz şu ikisini şu sol kenara yükleyelim böyle. Bunu da sağ kanalımıza. Diğer ordumuz da şöyle ortadan hücum yapacak. General her zaman arkada olması lazım ki düşman onu kesemesin ilk başta. En önemlisi o. Biz böyle yapalım, tamam. İlerliyoruz. Şunları şöyle yapalım da daha kolaylaştırsın benim için. Hadi oğlum. Biraz da fast forward yapalım çünkü oraya varana kadar en azından 1-2 dakika alır diye düşünüyoruz ama bak yok, duruyorlar. Ya Rome 2 de böyle keşke olsaydı ama maalesef Rome 2 çıktığında bayağı bir bozuktu oyun ya. Aşağı yukarı var ya resmen valla bir sene aldı ta ki oyun düzenine kadar. Ama bu Attila, Total War Attila çıktı. 1-2 hata oldu ama Rome 2 gibi değil yani. Görüyorsunuz AI çok güzel bir şekilde yani savunmaya geçmiş. Rome 2'de olsaydı salak salak yürürlerdi üzerime böyle. Yani bu AI bozuk değil. Hiç alakası yok. Çünkü sonuçta bunlar saldırmıyor bana. Hani saldırgan olan benim. Tabii ki onların hakları var yani durup da beni beklemeye. Onu demek istiyorum yani. Sen de şöyle gel oğlum. Siz de şöyle gelin. Hazır olun her zaman orada. Bakın şimdi esasında şu süvarimden şöyle direkt bunlara dalabilirim ama sadece bir tane olduğu için riskli diye düşünüyorum. O yönden biraz daha dikkatli oluyoruz.
Ben şunu şöyle atayım, tamam mı? Hah, siz de saldırın onlara. Hadi bakayım koçlarım. Sen ona saldır kardeş. Sen de ona saldır. Sen de buna saldır. Sen de şuna saldır. Sen de ona saldır oğlum. Siz de şunlara saldırın. Ha? Onlara emir vermişsik, güzel. Siz de şunlara. Yaklaştım mı hızlandıracağım. Double speed yani. Şimdilik gerek yok double speed'e. Sen şuna git oğlum. Sen de şuna git, hadi bakayım. Sen ona git, sen ona git. Oy. Hah. Haydi bakalım, bismillah. Şimdi saldırıyoruz. Full, full hücum. Hızlanın, hızlanın, hızlanın. Bu müziği çok seviyorum ya. Böyle heyecanlandırıyor insanı. Eleme okçuları çalışsın. Bak bak bak. Çok kötü bir hata yapıyor burada mesela Suvari, bak. Durduğun yeri duruyor. Yani iyi değil. Bana hücum yapması lazım orada esasında. Aa, arka arkaya kaçacaktır. O da geç kaldı. Yakaladım onu. İyi, benim işim güzel. Ya bak, burada da iyi oldu. Saldırıyoruz. Oh be. Şimdi aha. Aha, vay sizi utanmazlar. Planlar biraz değişti. Olsun. Gel oğlum, gel. Gel gel gel. Sen şöyle gel. Ha? Şimdi yakala şunu. Dal oğlum şuna. Baba baba, sırtlarına dal oğlum, hadi. Hı, sen oradan onlara saldır orada. Baba gördünüz mü? Hemen işleri bitti. Bizim Suvari'de bunlar okçular yakaladı, sucular. Süper. Bak, bunlar da şimdi arkalarına daldığını hemen kaçarlar şimdi, korkarlar. Komuta Tensiz! Komuta Tensiz! Ooo, seni utanmaz seni. İyi, bir tane okçularını yok ettik oradan. Tamam yeğen, tamam. Keep him alive. Defensive Tessido. Ha, bizim Suvari orada yeniliyor. Kohors. Sen de şunlara dal oğlum, hadi bakayım. Sen de orada yardım et onlara, hadi bakayım. Hı. Tamamdır. Bunların işleri bitti burada. Şu Pikes'e de arkadan, önden, her yerden saldırmak üzereyiz. Olursa bunun da işi biter. Bakarsınız şimdi, bak görüyorsunuz değil mi? Önden, arkadan hücum yapıyorum buna. Yani bunun işi biter. An meselesi yani. Hadi lan, kovalasana şunu. Salak. Biz bunu kazandık oğlum. Biz de biliyoruz. Hmm. Bu da desperat olarak saldırdı bana. Hadi bakalım. Mounted Warband. Hı, siz oraya gidin oğlum. Sen de şunu kovalaya dur. Hepsini, işini bitirelim. Generallerini öldürdük mü ya? Hadi oğlum, hadi saldırın. Spears. Sen de şunu yakala, hadi bakayım. Sen şunu yakala. Siz de şuraya girin, hadi oğlum bakayım. Ne oluyoruz burada bakalım ya. Haha. Ortada yakalandılar. İşleri biter şimdi bunlar burada. Bizim ne yaptınız lan orada? Aa, geri geldiler bunlar. Olsun, bir şey olmaz. Gelsinler bakalım. Oy.
Ah, generaller de öldü. Her bir tarafta biri kaçıyor ya. Victory. Yes, it's mine. Yakala. 95 çok adam. Ya bunlara generallerini kestim ya. Kesmediysek keseriz canım. Ne güzel bir zaferdi değil mi arkadaşlar? Vandallardan da kurtulduk. Faction Encounter Dacia. Ooo, Dacia. Çok eski bir ırk. Sert. Herkünya. Ha, doğru ya. Bu şerefsizler. Hem sert yaptılar hem de aldılar orayı. Resource lost. Burada bitmiş inşaat. Güzel. Ne mutlu bize. Değil mi? Ne var ne yok bakayım bir dakika. Yok bunu boşver. Şey gösterecektim size ya. Spread disease. Ah, food shortage resolved. Yani yemek problemi çözüldü. Burada bak yemek problemi oldu şimdi. Ulan bir yerden çözülüyor bir yerden yine çıkıyor problem ya. Bu ne lan? Yeter be yeter. Roma'yı bitmek istiyorum ya Roma'yı. Neyse oraya başka bir zaman. Ajax. Palma. Palma'yı büyüt lan. Palma'yı büyüt. Ajax'ı da büyüt. Ha. Tamam orayı sonra hallederiz. Şimdi paramız bitmiş ya. Factions Emerge Quadians. Tabi onlar biz vasal olarak yapmıştık. Military Trade Agreement. Military Alliance. Yani müttefiğimiz oldu bunlar. O da güzel. Faction Destroy biliyorsunuz Vandalları yok ettik. Kurtulduk onlardan. Trade Gain Public Order Minus 1. Niye lan? Kindness is weakness. Harsh. Allah Allah. Yani adam bayağı bir sertmiş yani. O yönden biraz sevimsiz oldu. Olsun. Bir şey olmaz. O imparator. İmparator laf yok. Bak bizim Hun Türkler yani savaşta bizlerin ama ne yaptıkları belirsiz ya. Adamlar saldıracak mı yapmayacak mı onu bir çözemedik. Neyse biz bunlara şeyden kurtulduk ya vandallardan şimdi direkt bak Saksonlar da var burada ha. Ama onlarla biz barıştayız evet. Biz Gallic ve şu isyancıları keselim şimdi. Ordumuz çok büyük darbe yemedi. Yani biz güzel bir zafer kazandık yani oradan. Evet. Bak bunların sırası. Fakat bunu şimdilik olmuyor maalesef. Bir şöyle bir gezelim ordularımıza bakalım arkadaşlar. Kimler var, kimler yok. Şimdilik buralar iyidir. Problem yok. Bunlar zaten yolda. Devam etmek üzeredir. Oy. Hah. Tamam bunlar da burada büyümeye çalışıyorlar. Burada da isyancılar vardı tabii bir diğer bölümümüzde. Onları hallettik. Yani şimdilik sorunu yok. Burada da aynı. Burada da bir ordumuz varmış. Mışmış. Burada da var. Tamam. Şimdilik her şey iyi gözüküyor. Burada da bir tane bir tur kaldı. Bir de bu geliyor. Recruitment cost yani eksi 10 daha ucuz olacak askeri üretmemiz. Güzel bir şey. Bundan sonra bakalım belki buraya geçeriz. Veyahut da başka bir şeye bakarız. Neyse. Çok merak ediyorum bizim bunlar ne yapacak, ne edecek ya. Adamlar tamam bize savaş ilan ettiler, açtılar ama henüz saldırıya geçmediler. Niçin acaba? Bak daha hala savaş saldırıya geçmiyorlar. İşte o yönden biraz şüphe ediyorum yani düşünüyorum yani acaba bunların planları ne şimdilik? Ha, tabii ki bunlar savaş yani savaş yapabilirler de ama isteseler saldırıya geçer, isterse geçmez. Çünkü bunlar nomad olduğu için imparatorluk kuramıyorlar. Adamlar yapacağı tek şey bizden para çalmak. Rebellion onların isyancılar çıktı. Allah kahretsin. Bak gördünüz mü? İyi ki bunları burada bırakmışsın. Ama onlar oraya varana kadar iş işten geçti. Biraz büyüyecekler. Neyse büyüsünler bakalım.
Büyüsen abicim. Buraya yapamıyoruz aha. O zaman yapabiliyor muyuz? Yok. Yok. Yapacağız o zaman buraya yapmamız lazım ilk önce. Onu da şimdilik istemiyorum. Şuraya yapsak, şuraya yapmamız lazım. Ama onu da istemiyorum şimdilik. Wealth plus 3 from cultural builders. Bak mesela %3 arttırıyor bizim ekonomik gelirimizi. O güzel bir şey esasında. Bu da %5 arttırıyor. Bu da aha eksi 5. Sadece inşaat fiyatlara bakarsak eksi 5 yani daha ucuz. Pek önemli bir şey diye düşünmüyorum bunu ya. Biz bunu mu yapsak, şunu mu yapsak? Dur bakayım. Evet, 6 sürüyor bu. Bu 3 sürüyor. Biz bunu yapalım şimdilik çünkü 3 tur. Yani ondan sonra belki buraya geçeriz. Ekonomik de çok önemli biliyorsunuz. Paramız olmazsa askeri çağıramayız. Askeri çağıramazsak da o zaman herkes bize dalar. Zaten dalıyorlar dalmasına da ama daha kolay dalar diye düşünüyorum diyorum yani. Personal influence plus two per influence earning situation zeal. Biz bunu yapalım ha. Ondan sonra public order mesela mutluluk getirsin. Corruption bak %5 yüz, pardon eksi 5 az corruption getirmek üzere bunu yaparsak yapalım ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Doğru piktlere doğru saldırmaya geçiyoruz tabii ki. Saldırmasına da dur bir dakika. Nerede lan bu düşmanlar? Göremiyorum ya o zaman. Yani biraz heyecanlanıyoruz o zaman. Bak bunların duvarları var. Yani duvarları açmamız için mecbur bunlardan inşaat etmemiz lazım. Bunlar ha. Mecburum bunları yapmaya. Yani işimiz bayağı bir zor. Battering ram, light siege tower. Biz bunu yapalım. 5 tane mi giriyor bundan yapınca? Herhalde öyle. Continue siege. We take this settlement for sen de destekçi olarak saldır onlara kardeş. Heh. Tamam. Zaten onlar bize saldırı geçirirse biz hazırız o zaman. Biz buraya kolonisyal yapalım ya. Bak 1900 989. Yok pardon. 4817 Gayme. Ya yapalım adamlar yaktı burayı. Biz burayı halletmemiz lazım. Yaktılar şerefsizler. Biz de düzeltiyoruz işte. Ne yapalım? Dur bakayım. Buna ne? Sen ilk önce bundan başlıyoruz böyle. Başlamasına da ulan. Aha. İsyancılar büyüdü lan burada. Ulan Almanlar nereye gidiyorsunuz siz? Buraya girelim bunları yok edelim şimdilik. Zaten içeri girmemize gerek yok hiç. Aa, ne oldu lan? %7 iyi. Ordumuzu toplayalım ya. Ne yapalım? Ay bu da biraz küçüldü. Ne var ne yok burada bakayım. Sen biraz mutluluk getir şöyle kardeş. Ondan sonra ne getirelim buraya? Yemek mi yok? Construction cost minus 6. Yani inşaatta eksi 6 para fiyatları yani oluyor. Bir de eksi 6 askeri çağırma fiyatları da yani mükemmel bir şey esasında bu. Biz bunu yapalım ya. Overseer. Ha bir tane daha kaldı. İyi. Ne yapalım? Corruption. Ne yapsak ne yapsak? Replenish. Bu da esasında iyi ya. Yemek de geliyor. Yani her zaman lazım olabiliyor bize yani. Biz ne yapalım bundan kardeş? Biz direkt şöyle gidelim, yukarı gidelim diyorum. Şu Britanya'yı bir alayım. Tamamen alayım. Ondan sonra rahatlayacağım diyorum. Hatta şöyle ha. Bizim mızraklarımız hep yok olmuş ya.
Ulan Vizigotlar nereye gidiyor ya? Gidiyorlar da gidiyorlar yani bir yerlere ama nereye gidiyorlar? Şöyle şunları çağıralım, tamam. Bunlar kim ya? Alanlar. Abo. Alanlar da saldırıya geçiyor. Saldırıya geçiyor da kardeşim. Ben şöyle bunlara gideyim. Orada biraz savaşa girelim ya, ne yapalım? Antians, Antians. Ben şu yukarı gitmeyeceğim kardeşim. Şöyle şuralarda takılıyorum ben. Biz en iyisi imparatorumuzu da şuraya gönderelim. Alanları yok edelim. Yani ondan sonra belki Hunlara karşı savaş açarız. Yani savaşa gireriz diyeceğim. Daha doğrusu zaten savaştayız. Bakayım adam madam unutmadık değil mi? Sonra pişman olmayalım yani, niye yaptık, niye unuttuk diye. Ya benim esasında inşaat etmem lazım biraz daha şeyler yani. Mesela burada yemek eksikliği vardı, problem vardı. Biz buraya mecbur yapmamız lazım. Bir saniye. Neydi? Public order. Hayır. Public order wealth. Allah Allah. Sen şunu mu getireyim? Forum. Yoksa bunu mu getireyim? Bunu getir ya. Heh. Mecbur bekleyeceğiz bir dahaki tura. Çünkü dediğim gibi paramız eksi oldu biraz. Neyse şöyle devam edelim ya. 433 para kalmış. Ama 12.000 para gelecek orada. He, ne oldu? Until our enemies can gorge themselves on warrior's flesh. Ya korktunuz değil mi? Korktunuz değil mi? Great Puppet State. Ya bu böyle ya da olmaz. Hayır. My people wish to offer you this gift of gold. Hayır, hayır. Olmadı. İyi tamam. Kendiniz bilirsiniz. Ben de sizi yok ederim canım. Ne olacak? Ne olacak? Bana savaş açtınız ya. Yok ettiniz ya. Hele malımı yaktınız ya. Var ya ben de sizi yakacağım. Göreceksiniz şimdi. Öyle bir ceza vereceğim ki size kimse bir daha oraya ne yemek yapabilecek. Ne diyorum ben ya? Yani çiftçilik yapabilecek diyeceğim. Tamamen yok edeceğim toprakları yani. Benim memleketim yakmak neymiş göstereceğim sizlere. Rugen bak. Esas biz doğudaki insanlarla işbirliğe geçmemiz lazım sizinle ya. Çünkü orada çok para var. Bu Perslerle falan. They made ready for war. The world had fallen into shadow. The earth grew cold, and the wind whispered of death. And I beheld a black horse, and he that sat on him had a pair of scales in his hand. Attila was born. All knelt before him, for they knew he would devour the earth and set on fire the foundations of the mountains. Attila was born from darkness and despair. Wow. Oğlum tüylerim diken diken oldu. İpin ipin oldu ya. Acayip oldum ya. Biz doğmuştuk ya. En sonunda doğduk. Allah Allah. Ya biz diyoruz da yani biz bunlar değiliz ki. Biz abi, Batı Romalılarız ya. Şimdi adam büyüyecek. Belki başımıza tam bela olur. Evet de olmaz. Bilmiyorum. İyi. Gene de doğduk. Fought to the east in the city of Greece, a child is born to the royal Hunnic line. Destined for greatness, he was named Attila. İyi ya. Haydi be. Objektifimiz de hal olmuş burada görüyorsunuz. Time marches on. We have achieved much, but our people face even increasing odds. Tamam. Survive until the fall. Yani 420'ye kadar
sana bir şey olmasın diyor, şu kadar para vereceğiz diyor. 4000. Sanki 4000 ne yardım edeceğiz ha. Fakat sevgili kardeşlerim, dostlarım, vaktimiz dolmuştur. Umarım bu bölümü de beğenmişsinizdir. Tabii ki yeni gelenler de abone olmayı unutmayın lütfen. Beğendiyseniz tabii ki her zamanki gibi. Şu like tuşuna da tıklayın. Paylaşın videomuzu ki biz de daha da büyüyebiliriz. Hep beraberce diyoruz. Ve sizlere Allah'a emanet olun diyeceğim. Rahmet değil. Allah'a emanet olun ve görüşmek üzere. Bye bye. He's barely taking so much doses. Ah, screw you then. Oh man. Okay. Progress 15%. Oh, that's nice. HQ sent us reinforcements, including an armored vehicle.